Saran Avrupa ve Sarslan Osmanlı. Tonguç'um. Hocam ne oluyor hocam? Allah BGS korusun. Kampımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün inkılap tarihi dersindeyiz de. Dolayısıyla biraz daha ciddi, biraz daha dikkatli ve biraz daha ateşli olmalıyız. Neden? Uyandırdık adamları evet, ya. Evet, Avrupa uyandı ve artık bizi geçmeye başlayacak. Ve biz de ister istemez yani Osmanlı'da sarsılmaya başlıyoruz. Avrupa nasıl bir uyandı? Osmanlı tokadı çaksaydık hocam onlara. Keşke çakabilsek ama çakamayacağız. Onlar bize saldıracaklar. Fakat son anda Mustafa Kemal ve Türk halkı ülkeyi kurtaracak. Burada şuna dikkat edelim Tonguç'um. Uyanan Avrupa nasıl uyandı? Osmanlı nasıl sarsıldı? Bugün bunu çok güzel bir şekilde sana öğretmeye çalışacağım. Birincisi, Orta Çağ'da Avrupa gerçekten rezil bir haldeydi. Adamlar dogmatik düşünceyle besleniyordu. Yani sadece böyle hiçbir şekilde böyle bilime önem vermiyorlardı. Hocam yıkamıyorlarmış bile, öyle diyorlar. Hamam yokmuş. O konuya hiç girmek istemiyorum çünkü gerçekten çok kötü kokular geliyor burnuma. Ama gerçekten Avrupa Orta Çağ'da dünyanın... Yüzyıl savaşları falan berbat bir hayatları evet, varmış hocam. Avrupa dünyanın çok gerisindeydi. Ve sadece kilisenin kontrolü altındaydı. Kilise diyordu ki şunu yapacaksınız. Bunu. Cennetten arsa satıyorlardı, inanabiliyor musunuz? O zaman da hocam Türkiye turistik seyahatleri oluyor muydu Osmanlı'ya? Yani çok zengin Avrupalılar belki Osmanlı'yı görmeye, ne kadar güçlü Osmanlı, ne kadar güçlü Doğu diye gezmeye geliyorlardı. Ama temelinde Avrupa'da dogmatik düşünce hakim, yani bilime hiç önem vermiyorlar. Kilise, ben sizin papanızım, ben ne dersem o olurdu. Yani sen... Ben sizin papanızım. Aslında normalde bunun orijinalini biliyorsun. Ben sizin babanızım. Ben ne dersen o olur. Evet. Ben sizin babanızımdır aslında ama o ben sizin papanızım diyordu. Papa diyordu ki gidin saldırın, işte Kudüs'ü almaya çalışın. Hepsi Kudüs'ü almaya gidiyordu. İşte ben size cennetten arsa satıyorum diyordu. Hepsi inanıyordu. Dolayısıyla Avrupa gerçekten rezil bir durumdaydı. Peki Avrupa nasıl uyandı biliyor musun? Hocam siz papaz mısınız? Ne diyorsun Tonguç, saçmalama. Hayır, papaz ne demek hocam papaz? Papaz kilisedeki yetkili kişiye deniyor. Yani kiliseyi açıp kapatan, orada dualar edilmesini sağlayan. Esasında normalde eğer Müslümanlık olmasa iyi adam normalde. Niye düşünsene, Allah'a inanıyor. Güzel güzel şeyler anlatıyor. Ama şimdi sonuçta biz Müslümanız. Müslüman cennetin arsanı satıyorlar hocam. Alsak mı acaba birkaç tane? Ya tabii arsa fiyatları değişiyor. Ben de baktım bir dönem ama şaka mısın Tonguç? Boğaz manzaralı falan var mı? Hayır Tonguç'um, işte kilise halkı kandırmış. O yüzden böyle gidiyor. Ve Avrupalılar da gerçekten bundan bir haberler, habersizler. Osmanlı ve Doğu ise çok zengin. Peki Avrupa nasıl uyanıyor? Tabii ki de alarm saatiyle değil. Avrupa'yı uyandıran esasında biz kendimiz oluyoruz. Nasıl oluyor? Onu da şöyle göstereyim sana. Hatta bak burada bir harita var. Harita biraz sonda kalmış. Şöyle Tonguç'um. Oo! Bak şimdi. Normalde Osmanlı İmparatorluğu biliyorsun şu kısımda, yani biz Anadolu ve çevresi, işte Balkanlar, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, buraları biz fethediyoruz. Yani şu elimle kapattığım, bak şu şeyle kapattığım. Dünyanın merkezindeyiz. Evet, bir yazdım, hatta biri yapıştırayım şöyle. Bir diye kapattığım yer Osmanlı'nın bulunduğu bölge, tamam mı? İki numara diye gösterdiğim yerler ise Doğu. Şimdi Doğu'yla üç numara dediğimiz yerde Batı olsun, tamam mı? 2 ile 3 arasındaki bağlantıyı biz kesiveriyoruz. Biz şöyle yapıyoruz ve yolu kapatıyoruz. Yolu kapatınca 3 numara diyor ki ben acaba bu bir yolu kapattı. 2'ye nasıl ulaşabilirim diyor. Yani Batı, Avrupa, Doğu'ya, Hindistan'a, Baharat'a, İpek'e nasıl ulaşabilirim diyor. Uçakla. Uçak yok, daha icat edilmemiş. Aa. O zaman diyor biz yeni bir yol bulmamız lazım. Ya bu Osmanlı'ya vergiler vereceğiz. Peki biz bu yolu nasıl kapatıyoruz? İstanbul'u fethederekten, Afrika'yı fethederekten, Karadeniz'i, işte Akdeniz'i göl yaparaktan fethediyoruz. Bu sefer Avrupa diyor ki biz diyor en iyisi diyor başka bir yol deneyelim diyor ve bu yoldan gitmeye çalışıyorlar. Bu yoldan gidelim derken tabii o zamanlar daha dünyanın yuvarlak olduğu bilmiyor. Herkes dünyayı üçgen ya da kare ya da dikdörtgen zannediyor. Şimdi böyle dümdüz gidersek Hindistan'a ulaşırız zannediyorlar. Ve gerçekten de Hindistan'a ulaşmak için yola çıktıktan sonra Amerika'yı, Güney Amerika'yı, Afrika'yı, Avustralya'yı, Hindistan'ı, Japonya'yı birçok yeri keşfediyorlar. Christoph Kolomb. Aynen dediğin gibi oluyor. Hatta ilk keşfettikleri zaman buraya Hindistan zannedip India diyorlar ve Kızılderililere de Indians diyorlar. Sonrasında buranın yeni bir kıta olduğu New World, yani yeni dünya olduğunu anlıyorlar. Ardından Güney Amerika'yı keşfediyorlar, Afrika ve inanılmaz. Macera dolu Amerika. Evet. Çok, aynen dediğin gibi bu tarz şarkılar söylüyorlar. İşte bu fetihler, yani daha doğrusu bu keşifler sonrasında Avrupa çok zenginleşmeye başlıyor. İnanılmaz bir şekilde para harcamaya başlıyor. Oh ne güzel, para çok sanatçıya, bilime. Afrikalıları sömürüyorlar sürekli. Evet, Afrikalıları sömürüyorlar. Yeni elmas madenleri buluyorlar. Ve coğrafi keşifler sonrasında zenginleşip Rönesans'ı, yani yeniden doğuşu başlatıyorlar. Nasıl oluyor bu yeniden doğuş? Sanatçıya, bilim insanlarına önem vermeye başlıyorlar. Ve matbaalar gelişiyor, matbaalar yapılıyor ve matbaalar sonrasında İncil çoğaltılıyor. Ve İncil'in, yani o zamanki kutsal kitap, onların kutsal kitabının inceleyen insanlar diyorlar ki ya burada... İnsanlar okumaya başlıyor. İnsanlar okumaya başlıyor, diyorlar ki ya Allah böyle bir şey demiş olamaz diyorlar. Yani böyle cennetten arsa satıyorum işte parayı veren cennete gider diye bir şey demiş olamaz diyorlar. Ve kiliseye
karşı çıkıyorlar. Kilisenin hatalı olduğunu düşünüyorlar. Tamam, Allah vardır ama biz senin dediğin gibi olmaz. Yanlış söylüyorsun, abartıyorsun. Luther King. Evet, bu tarz şeyler söylüyorlar ve reformla beraber bilime daha da fazla önem veriyorlar. Aydınlanmaya başlıyorlar. Böyle Newton'lar. Yeni Tona ne denir Tonguç'um? Newton denir hocam. Aynen dediğin gibi. Temiz Tona ne dedi? Temiz Tona, yıkanmış Tona. Onu bilmiyorum. Washington denir hocam. Aa bak, bu da çok doğru. İşte bu tarz bilimsel saçma sapan espriler yapıyorlar bizim gibi. Ve aydınlanma çağıyla birlikte fabrikalar kuruyorlar. Üretimde inanılmaz öne geçiyorlar. Yani bu her zaman aynı örneği veriyorum ama biz bunu... Yine dayanamıyorum. Çünkü gömleğimin reklamını yapmak istiyorum. Marka, patent al. Şaka bir yana, biz bu gömleği elimizle dikerken Avrupalılar sanayi inkılabı sayesinde artık makinede çok ucuza mal etmeye başlıyorlar. Şimdi bunları yapan adamları gel bak. Christoph Kolomb'muş, Leonardo da Vinci'miş, Martin Luther'miş, Immanuel. Bunların hepsini gel beraber görelim. Christoph Kolomb gördüğün gibi normalde saçı falan tipi baya kötü bir adam. Normalde yani baksan, yolda görsen selam vermek istemezsin. Bu ne ya? Önce bir saçını kesin, papaz gibi geziyorsun dersin. Ama adam dünyayı değiştiriyor. Nasıl dünyayı değiştiriyor biliyor musun? Az önce yani çok iyi de beğeni almış hocam yani. Ha. Hani bayağı da beğeni alıyor. Diyor ki, coğrafi keşiflere gidelim dediler de gemi mi yok dedik diyor. Tamam, madem keşif yapmak istiyorlar ben de gemiyle giderim diyor. Ve gerçekten... Hocam, Christoph Kolomb'un Instagram'ında var mı, olabilir miyiz sizinle hocam? Takip yapmıyor çünkü öldü, şu anda Mortanzi oldu, uzak geldi. Ama nasıl yani. Instagram var hocam? O dönemde, ya, o dönemde ileri görüşlülük böyle bir şey. O dönemden açmış sayfasını, o zamanlar mı koymuş. Şimdi beğeniler daha yeni geldi. Yani o zamanlar kimse beğenmiyor. Bilmiyorlar tabii neyi keşfedeceğini. Ama sonradan bayağı bir beğeni almış. Bak, hocam sadece Amerika'dakiler beğense 300 milyon beğeni olur. O da doğru. 1492 beğeni de o dönemlerde yaptığı keşiflerin tarihini veriyor esasında. Burada biz şifreli gidiyoruz Songuç'um. Christoph Kolomb, az önce söylediğim gibi şöyle gösteriyorum bak. Şurası Kuzey Amerika, şurası Güney Amerika. Aa, onun da bir olsun. Anlamı var yani. Ya tabii şu Afrika olsun, şurası Avrupa falan filan demiştik ya. Christoph Kolomb Batı ile Doğu'nun bağlantısını kuruyor. Doğu neresiydi? Hindistan'ın olduğu taraf. Batı neresiydi? Burası. Peki bu Batı ile Doğu arasındaki bağlantıyı kim kesmişti? Osmanlı kesmişti fetihlerle. O zaman Batı ile Doğu... kesmişti? Makasla kesmişti. Makasla. İstanbul'u fethediyoruz, Karadeniz'i fethediyoruz, her yeri fethedince bu adam diyor ki ben buradan gider bulurum diyor. Bulup nereyi buluyor? Amerika'yı buluyor. Sonrasında coğrafi keşiflerle birlikte işte Bartolome Diaz'lar, Vasco de Gama'lar, Magellan'larla birlikte Batı, Doğu'nun, Amerika'nın, Afrika'nın, Avustralya'nın zenginliklerine ulaşacak. Gelelim Leonardo Vinci'ye. Leonardo Vinci esasında bir kaptan ya da bir keşifçi değil. Leonardo Vinci... Da Vinci'nin şifresi. Da Vinci'nin şifresi. Ne diyorsun? O Mona Lisa hocam bu tablo. Mona Rıza bu. Biraz sen Mona Lisa'ya benzemişsin. Mona Rıza. Güzel. Bu da güzel. Çok fena değil. Mona Lisa'nın özelliği biliyorsun. Hem gülüyormuş hem ağlıyormuş gibi. Ne demek istiyorsun? Böyle sinirlendiriyor insanı. Bakıyorsun bu ne diyor falan. Leonardo Vinci'nin bir şifresi var. Şifresi de şu. Söylüyorum, yaz çabuk. 26. Yazıyorum. Evet. 42. Hocam. Evet. 14. 1453. Aa, tamam hocam. 1453 yazdın değil mi? Evet hocam. Büyük harfle yazıyorsun. Zaten Türkiye'deki bütün insanların şifresi 1453 evet. Hocam. Ben biliyorum. Yarısı 1907, yarısı 1453. Tebrik ederim. İşte Leonardo Vinci'nin şifresi bu. Böylece dersimizi bitiriyoruz. Şaka tabii ki, öyle bir şey yok. Leonardo Vinci de sanatta çok büyük yenilikler getiriyor. Hani demiştim ya, Rönesans yapmışlardı. Sanat önemli bir şey Tonguç'um. Çünkü sanat yaparaktan insanların zihinleri gelişiyor. Bilime, okumaya, entelektüelliğe önem veriyorlar. Martin Luther'e baktığımızda ise bu adam da gerçekten Avrupa'nın tarihini, Avrupa'nın yaşantısını önemli ölçüde değiştirecek birisi. Neden? Çünkü bu diyor ki Martin Luther, bak bu da bayağı beğeni almış, o da 1515 yıllarında alıyor. İnsanla Allah arasına, Tanrı arasına kimse giremez diyor. Girebilir mi? Giremez. Yani çekil ben gireceğim. Öyle bir şey yok. Giremezsin. Katolik kilisesi... Hayır hocam, ben sizinle Tanrı... Giremezsin, çarpılırsın. Dur, aman Allah korusun. Bak, Katolik kilisesi beni etkilemez diyor yani. Ben diyor Allah istediğim gibi dua ederim. Kim karışır? Ben merhaba, cennetten arsa alacaktım. Ne kadar? Ben anlaştım hocam orayla, ben komisyoncusuyum. Olamaz, olamaz, saçmalama, çarpılırsın. Ve işte kart geçiyor mu geçiyor. İki taksi alabilir miyim? Yani ırmak kenarı olsun. Böyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bir şey olamaz. Ya genelde insanlar tabii cennette böyle ananas suyu falan. Öyle bir şey yok. Yani onların hepsi kilisenin kandırması diyor. Ben okudum, ben Allah'ı tanıdım. Böyle bir şey olamaz diyor ve kilisenin resmen kiliseyi protest ediyor ve protestanlığı kuruyor. Tabii bunun Osmanlı açısından çok daha güzel oluyor. Avrupa açısından da güzel, Osmanlı açısından da güzel oluyor. Niye biliyor musun? Şimdi biliyorsun Avrupa'da Hristiyanlık diyelim, Katolikler vardı ya. Katolikle Protestanlar birbiriyle savaşırken Osmanlı da yavaş yavaş Avrupa'nın işlerine ilerliyor. Biz bu dönemlerde çok güçleniyoruz esasında. Niye? Bunlar birbirlerini yerlerken işte yok sen Katoliksin, al sana haç, al sana işte vaftiz suyu, al sana ateş ediyorum falan birbirlerini yerlerken Osmanlı da kanuni pıtır pıtır Anadolu, Avrupa'nın işlerine kadar, ta Belgrad'lara kadar geliyor. Yani bizim Avrupa'da biraz hızlı ilerlememizin sebebi de bunların kendi arasında birbirlerini yemesi. Bunu da bilmemiz lazım.
Yamyam bunları yamyam. Yani yamyam derken birbirlerini yemek ister ki kavga etme. Yoksa yemek et olarak birbirlerini yemiyorlar. Aa, Kant'ın ne biçim göğsü resmi varmış. Kant burada beyin resmi koydu. Çünkü bu senin eksikliğini yaşadığın, hepimizin bazen eksikliğini yaşadığı önemli bir organ. Biliyorsun en önemli organlar. Kant'ta da yok galiba. İnsanların en önemli organı nedir? Tabii ki de beynidir. Kalp de önemli ama. İnsanın en önemli organı hocam kulağıdır. Nereden çıktı şimdi? Duyarak anlarız. Ya güzel bir şey ama duyamayan insanlar da aklını kullanaraktan, göremeyen insanlar da parmaklarını kullanıp sonra da aklını kullanarak, yani beyin sayesinde inan. Ne diyorlar? Beyin ölümü gerçekleştiriyorlar. Niye? Mesela sana niye beyin ölümü gerçekleşmiş diyorlar? Çünkü kafan çalışmıyor. Yani yok şaka, öyle bir şey demiyorlar tabii. Allah teşekkür ederim hocam. Yok ben espri yaptım. Ben senin espri anlayışına yönelik öyle bir şey. Yoksa beynin yaşıyor çok. İnsanların önemli organı poposudur hocam. Ne diyorsun Tom? Olmadan oturamazdık Allah korusun. O da doğru, oturmak lazım. Dinlenmemiz bazen gerekir. Peki en önemli işimiz? Çişimiz. Ya sen de hep böyle şeylere takılıyorsun. Neyse devam edelim. Immanuel Kant da diyor ki Aklını kendin kullanmak cesareti göster. Yani aklını kendin kullan ve cesaretini göster. Bu ne demek biliyor musun? Aklını başkasına satma diyor. Sen kendini okuyaraktan karar verebilirsin ve kesinlikle seni kimse kandıramaz diyor. Sen eğer okumuşsan araştırırsın. Hatta bizim dinimizde de aynı şey değil mi? Bak Allah ilk emri oku. Aynı şekilde okuyup kendinizi geliştirebilirsiniz diyor ve Avrupalılar daha da ilerliyorlar. James Watt, Watt ne demek Tonguç'um? Watt dedin gülüm. What ne diyorsun? What İngilizce'de eğer burada W sonra hatay harfi yani H sonra A ve T olursa ne demek? Ama buradaki James Watt başka bir Watt. Bu Watt elektriği buldu. Elektriği değil, makineyi buldu. Buharlı makinelerle üretimin hızlanmasını sağlıyor. Bir elin nesi var? Makinelerin sesi var diyor. Yani sen elinle bu kalemi yapabilirsin ama oh günler sürer usta çırak ilişkisiyle. Ama adam makineler sayesinde hop bir saniye içinde bir sürü üretebiliyor ve daha ucuza mal ediyor. Bu da İngiltere'de başlıyor 1765'lerde ve böylece sanayi inkılabı Osmanlı'yı esasında olumsuz etkiliyor. Niye? Çünkü biz sanayi inkılabına ayak uyduramıyoruz. Osmanlı'nın malları gerçekten mal durumuna düşüyor. Yani rezil duruma düşüyor. Avrupalı daha kaliteli malları daha ucuza satıp Osmanlı'nın ekonomisini çökertiyor. Fransız ihtilaline baktığımızda ise Osmanlı için hem olumlu hem olumsuz etkisi var. Burada da Jean-Jacques Rousseau diye bir adam var. Esasında JJ yazdık ama JJ Rousseau gibi. JJ. Jean-Jacques Rousseau. Burada da şöyle bir şey var. Jean-Jacques Rousseau diyor ki eşitlik, özgürlük, kardeşlik. Bunlar yetmez lazım. Adalet, bir de milliyetçilik lazım diyor. Bu ne demek şimdi? Böyle kendi kendine bir şeyler söylüyorlar. Tabii biz bunları direkt Fransızcadan orijinal çeviriler yaptığımız için bazen cümlelerde hata olabilir. Burada Jean-Jacques Rousseau'nun söylemek istediği şey şu. Diyor ki ülkeleri krallar yönetiyor. Mesela burada bir kral var. Şu kral olsun gördüğün gibi çıplak. Kral var. Bunlar da halk olsun, tamam mı? Niye diyor biz hep kral ve sonra onun oğlu yönetiyor ki? Ülkeyi babadan oğula, işte kraldan prense geçecek şekilde yönetmeye diye bir şey yok ki. Biz kendi aramızda anlaşırsak ülkeyi bazen bu yönetir, bazen bu yönetir, bazen bu yönetir. Yani cumhuriyet gibi bir yönetim gelmeli diyor. Toplum... Kimse birbirine asla anlaşamaz. En iyisi de soy, kral yönet hocam. Ne diyorsun? Padişah, kraldan çok kralcı olma, kafamızı karıştırma. Demokrasi çok güzel bir şey olmuş. İnsanın en değerli hazinesi esasında özgürlüğü. Yani özgür olmuyorsun mesela, esirsin, istediğin yemeği yiyebiliyorsun. Bak istediğin yemeği de yiyemezsin esasında çünkü özgür değilsin. İnsanın karar vermesi, ben bunu yerim, bunu yemem demesi kadar güzel bir şey yok. Veyahut da buraya gelirim, buraya gelmem. Burada yatarım, burada yatmam. Bunu yaparım, bunu yap. Mesela sen şu anda okulu niye birazcık bazen sevmiyorsun? Çünkü okulda bazı konularda özgür değilsin, kısıtlanıyorsun yani. Hoca diyor ki, hadi bakalım Tonguç ödevini yap, çalışmalısın diyor. Bu seni rahatsız ediyor. İşte Jean-Jacques Rousseau da özgürlük, eşitlik diyerekten Fransız ihtilalinin ateşini atıyor. Ve sonradan Fransız ihtilali sayesinde Avrupa'da adalet, özgürlük, eşitlik kavramları yayılıyor. Osmanlı için de bu güzel olacak, bunu birazdan söyleyeceğim. Ama aynı zamanda Osmanlı'nın içinde küçük küçük milletler, yani işte diyelim ki burası Türkler olsun, bizim olduğumuz kısım. Burada Bulgarlar var, burada Rumlar var, burada Sırplar var, burada işte Yunanlar var. İşte farklı farklı milletlerin hepsi Osmanlı'dan isyan edip ayrılmaya başlıyorlar. Dolayısıyla Fransız ihtilali bize daha çok olumsuz etki veriyor. Peki Osmanlı'yı nasıl etkiledi? Gel bu sayfada bir kez daha gösterelim. Birincisi vahim etkiliyor. Yani Tanzimat Fermanı. Tanzimat Fermanı esasında Osmanlı'da anayasallaşma sürecinin başlangıcı. Vergi nasıl verilir? Askerlik nasıl yapılır? Hukuk kuralları nedir? İnsan hakları nedir? Mal ve can güvenliği nasıl sağlanır? Efendim hocam? Hayır, mal derken normal ürünleri kastediyorum Tonguç'um. Mal ve can güvenliği nasıl sağlanır? Bunu bahsediyor. Bunu anlatıyor Tanzimat Fermanı. Gülhane Hattı Hümayunu diye Gülhane Parkı'nda yayınlanıyor. Bu kanunlara padişah bile uymak zorunda olduğu için ilk defa Osmanlı'da anayasallaşma sürecinin başlangıcı kabul ediyoruz. Bu Fransız ihtilalinin bizim için olumlu etkisi. Bak buraya artı koyuyorum. Islahat fermanı da olumlu bir etki diyebiliriz. Çünkü Avrupalı büyük devletler sürekli içlerimize karışıyorlar. İçlerimize karışmasınlar diye bir ferman ilan ediyoruz ama sonradan başımıza dert olacak bu. Meşrutiyet, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet de yine Fransız İtalya'nın Osmanlı'ya olumlu etkileri. Niye? Çünkü
Meşrutiyet padişahın yanında halkın da yönetime katıldığı esasında yarı demokrasi gibi bir şey. İlk Osmanlı Anayasası yani Kanuni Esası, ilk Osmanlı Anayasası padişahın bile uymak zorunda olduğu kitap hazırlanmış oluyor. Mebusan Meclisi açılıyor. Bak 1876'da, bak 1881'de Mustafa Kemal Atatürk doğdu. Bunu hepimiz biliriz. Ama Atatürk doğmadan önce 1876'da meclis olduğunu, bir anayasa olduğunu birçoğumuz bilmeyiz. Bunu da öğrenmiş oluyoruz. İkinci meşrutiyetle bir şekilde artık meclisin gücü daha da artıyor. Bunlar Fransa ihtilalinin olumlu yönleri. Peki olumsuz yön nedir dersek, artık az önce söylediğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz. Osmanlı'nın içerisindeki farklı farklı milletler isyan edecekler. Ben Bulgarım, ben Sırbım, ben Yunanım, ben şuyum, ben buyum diyecekler. Hepsi isyan edince de Mustafa Kemal Atatürk diyecek ki tamam kardeş sakin olun. Biz de kendi devletimizi kurarız diyecek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracak. Şimdi buraya tekrar geldik. Oo. 20. yüzyılın başlarında sömürgeci devletler. Sömürgeci ne demek? Yani böyle küçük devletleri ben esir edeyim, onların topraklarını kendime katayım, onların halkı bana çalışsın diyenler. İngiltere en büyük sömürgeci. Yani İngiltere. Evet, yılanın başı İngiltere. İngilizler. Niye? Bak en büyük sömürgeci devletin İngiltere olduğunu nereden biliyoruz? Amerika İngilizce konuşuyor. Bak, Afrika İngilizce konuşuyor. Avustralya'nın bayrağı biz bile İngilizce. Biz İngilizce konuşuyoruz canım. Hello, how are you? Fine, thanks and you. Bak bu işte sömürge yani. Tabii dünya internet sayesinde bizde artık İngilizce öğreniyor. Yoksa biz sömürdükleri için değil. Bizi kimse sömüremez. Yok, ben öğretmenim sayesinde öğrendim hocam. Ya, bizim okullarda İngilizce mecburi ders hocam. Lütfen. Biz sömürge miyiz hocam? Hayır, biz sömürge değiliz. Ama bu İngilizcenin tüm dünyaya yayılması artık bilim çağında olduğumuz için. Yani kılıç kalemden keskin olduğu için İngilizce hepimiz öğreniyoruz. Ne güzel yutturmuşlar vallahi, evet, bilim çağı falan. Bak şu eskiden kılıçlarıyla geliyorlar, tamam mı? Mustafa Kemal diyor ki hop durun bakalım diyor. Silahları duruyor mu diyor. Ama sonradan bu sefer kalemleriyle gelmişler. Teknolojiyi, yenilikleri, interneti onlar buldukları için mecburen biz de o dili öğrenmek zorunda kalıyoruz. Eğer Araplar bulsaydı İngilizce şeyi. Evet, interneti Araplar bulsaydı. Ne zaman mesela hocam? Keyfe hal ene bi hayr. Keyfe hal how are you demek. Yani nasılsın demek. Ene bi hayr de iyiyim demek. Ben bunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum Arapçada. Yani bu şekilde. Şimdi İspanya, yine İspanya büyük sömürgecilerden. Niye? Bak şimdi. Kolombiya İspanyolca konuşuyor. Meksika İspanyol. Brezilya. Başka kim var orada? Arjantin. Bunların hepsi İspanyolca konuşuyor. Kolombiya. Evet. Yani bu tarz saçma sapan ülkenin olduğu her yerde İspanyolca konuşuyor. Brezilya Portekizce konuşuyor hocam. Bir düzeltmek istiyorum orayı. Evet. Yani ama işte Portekizler de evet orayı sömürüyor. Fransa'ya baktığımızda Kuzey Afrika, Fas, Tunus, Cezayir, Fransızca ana dili gibi biliyor. Bak bunlar hep sömürmüşler. Almanya fazla sömüremiyor. O yüzden dünyada Almanca çok yaygın değil. Almanya tam sömürülmek istiyor. Birinci Dünya Savaşı'nı çıkaracak. Biz de iyi sömürmüşüz hocam. Azerbaycan, Özbekistan. Saçmalama gerçekten saçmalama. Gerçekten iyi sömürücü geciymiş. Hayır hocam. Saçmalama. Onlar bizim zaten atalarımızın yaşadığı yerler. Biz hiç kimseyi sömürmüyoruz Songucuğum. Niye dersen biz yıllarca tüm Avrupa'yı fethetmiştik. Tüm Kuzey Afrika'yı fethetmiştik. Tüm Arabistan bizim elimizdeydi. Ama hiç kimseye zorla Türkçe öğretmedik. Yani Osmanlı'nın topraklarını düşün. Kaybettiğimiz topraklardan sonra orada hala Türkçe konuşuluyor olması lazım. Sadece oralara cami yapmışız. Hamam, böyle güzel güzel binalar yapmışız. Onları da geziyorlar. Turistik para kazanmak için kullanıyorlar. Ama Azerbaycan ya da Türkmenistan dediğin yerlerde zaten çok eskiden beri, ta Orta Asya'dan, Göktürkler döneminden beri yaşıyormuş Türkler yani. Oraları gidip de bizim fethedip değiştirdiğimiz yok. Portekiz, İtalya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Japonya, Rusya, ABD. Bunlar İtalya neresi hocam? İtalya kendi çapında böyle Trabzonspor falan birazcık sömürüyor. Onlar da böyle Almanya ve İtalya sonradan sömürgecilik yarışına geç kaldığı için Birinci Dünya Savaşı'nı çıkaracaklar. Biz alalım bağıracaklar. Yani alanların elinden alalım. Hani İngiltere burayı almış. Aşk gözlüler. Alalım diye ama alamayacaklar, başaramayacaklar. Şimdi Osmanlı parçalanmaya başlıyor. Osmanlı neden parçalanmaya başlıyordu? Bak tekrar söylüyorum. Burası Türkiye. İlk başta Osmanlı'nın başladığı yer. Biz önce Bulgaristan'ı fethettik. Sonra Yunanistan'ı fethettik. Sonra Sırbistan'ı fethettik. Sonra Macaristan'ı fethettik diyelim. Tamam, bu Balkanları fethettik. Fransa ihtilali sonrasında bunlar dedi ki biz Sırbız. Biz Bulgarız. Biz Yunanız. Biz şuyuz, biz buyuz diye isyan ediyorlar ya. Bunların isyanlarına karşı Osmanlı Devleti... İsyanlı yesinler seni. Aynen, isyanlı yesinler dese olmaz. Böyle saçma sapan bir şey olmaz. Ne diyecek? İsyan etmeyin, durun. Osmanlı Devleti dağılmasın, parçalanmasın diye çözüm bulacaklar. İşte fikir akımları devleti çöküşten kurtarmak, Osmanlı'nın parçalanmasını önlemek için ortaya çıkan akımlar. Devlet adamları ve aydınlar tarafından ortaya atılıyor. Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi akımlar var. Fakat bunların hiçbiri bir işe yaramayacak. Bunların içerisinde Türkçülük işe yarayacak tabii ki. Ama o da temelinde Mustafa Kemal Türk için bir temel oluşturacak. Ama batıcılık fikri patlayacak. Osmanlıcılık patlayacak. İslamcılık patlayacak. Neden? Bak şimdi. Şimdi batıcılık fikri Avrupa'daki gelişmeler
Örnek alarak devlet modernleştirilmeli diyor. Tevfikret savunuyor. Atatürk bu konuda inkılapları yaparken Batıcılık fikrinden olumlu etkilenecek. Osmanlıcılık fikrine baktığımızda ise Osmanlılık duygusu amaçlanıyor. Yani sen Sırp da olsan, Bulgar da olsan, Romen de olsan, Yunan da olsan, hangi milletten olursan ol, esasında Osmanlı vatandaşısın. Hristiyan olabilirsin, Musevi olabilirsin, şu olabilirsin, bu fark etmez. Osmanlı vatandaşısın, hep beraber yaşayabiliriz bir arada diyor. Bunu Jöntürkler ve İttihatçılar destekliyor. Hatta bu yolda Tanzimat, ıslahat ve meşrutiyetler yapılıyor ama olmuyor. Ruslar diyorlar ki bunlara siz Bulgarsınız, siz Sırpsınız, isyan edin ayrılın diyorlar ve Osmanlıcılık fikri de çöküyor. İsyanlardayım. İslamcılığa baktığımızda ise bunu da Abdülhamit ve Mehmet Akif Ersoy gibi değerli insanlar destekliyorlar. Diyorlar ki bakın hepimiz Müslümanız, hepimiz Allah'a inanıyoruz, hepimiz son peygamberin Hazreti Muhammed olduğunu düşünüyoruz. O zaman gelin beraber yaşayalım diyor. Kime diyorlar bunu? İşte Mısır'a diyorlar, Arabistan'a diyorlar, Suriye'ye diyorlar, yani Araplara diyorlar. Ama İngilizler de Arapları kışkırtıyor ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Araplar, Müslüman bildiğimiz, yardım ettiğimiz Araplar İngilizlerin kışkırtmasıyla bize saldırıyorlar. Araplardan dostluğumuz yok be. Saçmalama, öyle bir şey yok. Her millet, İngiliz'in de, Arap'ın da, Fransız'ın da, Sırb'ın da, Yunan'ın da, her milletin de iyisi de kötüsü olabilir. Bazı milletlerde daha fazla kötü var, bazı milletlerde daha fazla iyi var. O ayrı mesele. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. O çok ırkçılık oluyor. Türk'ün, bak Türk'ten mesela bir Alman dostun olabilir. Azerbaycanlılar kardeşiz hocam biz. Azerbaycan zaten kardeş. Azerbaycan Türk diye farklı yok zaten. Hep biz kardeşiz. Orada zaten tamamen batırdım. Hocam ben çok ön yargılı bir adamım, kusura bakmayın. Ön yargılarını yapman için öncelikle şu kullandığın, artık havada karardı yani, çıkarabilirsin at gözlüğünü. Sen normalde güneş gözlüğü kullanman lazım ama at gözlüğü kullan. At gözlüğünü çıkarırsan, ne diyorsun Tonguç'um? Bunu çıkarırsan daha güzel olacak. Şimdi dolayısıyla bu da İslamcılık fikri de İngilizler Arapları kışkırttığı için olmuyor. Türkçülük fikri, burada da Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp savunuyor. Diyor ki biz madem siz Sırp, Bulgar diye isyan ediyorsunuz, biz de Türk'üz kardeş, biz ta Orta Asya'dan gelen Türkleriz deyip çok güzel bir şekilde bağımsızlık mücadelesinde milliyetçilik fikri bizim için bir kurtuluş oluyor. Milli mücadelede esas oluyor. O zaman şimdi konumuzu bitirdik. Sonunda hocam, hadi bakalım şimdi ödevlerimizi görelim. Ödüllü sorumuzu yapıyorsun Tonguç'um, yorumlar yolluyorsun. Hadi bakalım kamp ateşi her yeri sarsın. Teşekkür ederim. Dertlerinde başarılar. Hocam.